Dünya genelinde kendine has özellikleriyle dikkat çeken pek çok toplum var. Örneğin Hindistan'da bir köyde doğan çocukların %90'ı ikiz olarak dünyaya geliyor. Bazı köylerde ise doğan çocuklar hastalıklı oranı yüksek bir şekilde dünyaya geliyor. İşte Türkiye'de yer alan bir köyde onlardan sadece biri. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Antalya'daki Akyarı isimli köy, hermafrodit insanların çoğunluğuyla dikkat çekiyor. Antalya kent merkezine 185, Gündoğmuş ilçesine 35 km uzaklıkta yer alan Akyarı mahallesinde ilk çift cinsiyetliler garipsenirken daha sonra sayının artmasıyla bu durum olağan karşılandı. Mahallede bugüne kadar 12 kişi çift cinsiyetli oluşlarını çekinmeden ifade ederken bunlardan ikisi yaşamını yitirdi. Mahallede yaşayanlar sayının daha fazla olduğunu ancak bazı kişilerin bu durumlarını gizlediğini kaydetti. Bu kişilerden 4'ü köylerinde yaşamaya devam ederken geri kalanlardan 4'ü Alanya'da, ikisi ise İstanbul'da yaşamlarını sürdürüyor. Köydeki 12 kişiden 3'ü erkek olmak için operasyon geçirirken sadece biri kadın olmak için ameliyat oldu. Geri kalanlar durumlarının Allah'ın takdiri olduğunu belirterek tedavi olmadı. Çift cinsiyetli kimlikleriyle yaşamaya devam eden 72 yaşındaki Ali'ye ile kardeşi 69 yaşındaki Emine durumlarından şikayetçi olmadıklarını ifade etti. Kendilerini erkek olarak hissettiklerini belirten Ali Yeçe, "Eskiden kadın elbiseleri giyerdik. Saçımız belimize kadar uzardı. 15 yaşında vücudumuzda değişiklikler meydana gelince saçlarımızı kestirdik. Erkek kıyafetleri giydik. Birçok yere çalışmaya gittim. Türkiye'nin her yerine gittim. Herkes bizi erkek olarak bilir. Yalnız nüfus cüzdanına baktığında kadın görünüyoruz," dedi. Çift cinsiyetli oluşu nedeniyle bir kez sıkıntı yaşadığını dile getiren Ali'ye, "Bir yerde polis beni çevirdi. Kimliğime baktılar. Kadın görünüyor. Tipime bakıyor erkek. Şüphelendiler. Beni karakola götürdüler. Sonra durumu anlayınca salıverdiler. Nüfus cüzdanıma bakınca kafaları karıştı," diye konuştu. Polisler bile şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. 15 yaşına kadar kızlarla gezdiklerini kaydeden Ali Yeçe şöyle konuştu. "15 yaşından sonra sakallarım çıktı ve kadın kıyafetlerimizi çıkartarak erkeklerle gezmeye başladık. Annem ve babam evvelce bizi kızım diye severdi. Sonra erkek gibi giyinince oğlum dediler. Kardeşim tedavi için birçok yere gitti. Ben gitmedim. Allah'ın vermediğini bana kul verir mi? Arkadaşlarımın ikisi de tedavi için gitti ama bir şey olmadı. Evlenmeyi ne ile düşüneceğim? Cinsel organ olmadan ne ile evliliği düşüneceğim?" Köyün havasından mı ya da suyundan mı bilinmez fakat köyde bu durumu gizlediklerini tahmin ettikçe sayı ortalamanın çok üzerinde. Bu köyde yaşayan garip hastalık daha sonra tüm çevrede duyulmaya başlandı. Öyle ki Amerika'dan Türk ve yabancı iki doktorun inceleme yapmak için köye geldiği biliniyor. Daha sonra köy habercilerin de dikkatini çekiyor. Bir anda köy hermafrodit köyü olarak da anılmaya başlanıyor. Doğuştan cinsel gelişim anomalileri arasında olan hermafrodit, yani çift cinsiyetlilik, bir kişinin hem kadın hem erkek üreme organını vücutta taşıması demektir. Yunan mitolojisindeki ticaret tanrısı Hermes ile güzellik tanrıçası Afrodit'in adlarından gelmektedir. Efsaneye göre Afrodit ile Hermes'in bir oğulları olur. Adını Hermafrodit koyarlar. Hermafrodit o kadar güzeldir ki bir su perisinin dikkatini çekmiştir. Peri kız sürekli ona yakınlaşmak için uğraşır. Ama Hermafrodit'in nazıyla karşılaşır. Bir türlü yüz bulamayan peri kız, Hermafrodit gölde yüzerken birden karşısına çıkar ve sıkı bir şekilde ona sarılır. Tanrılara onları birbirlerinden ayırmamaları için yalvarır. Sonunda dileği kabul olur ve ikisi de aynı vücutta can bulurlar. Böylece ortaya çift cinsiyetli bir insan çıkar. İslam dini bununla ilgili bir takım hükümler koymuş, böylece toplum içinde nasıl davranmaları gerektiğini açıklamıştır. Hormon bozukluğundan meydana gelen anormal bir hastalık olduğu belirtilmiştir. Fukaha'nın çoğuna göre bu durum onun ergen olmasına kadar geçerlidir. Ergen olunca erkeklik aleti harekete geçip evlenecek güçte bulunuyorsa o takdirde erkek kabul edilir. Sakal ve bıyıklarının da çıkması böyledir. Bunun gibi ergenlik çağına girince göğüsleri büyür, ay hali olursa o takdirde dişi kabul edilir.